İstanbul diken üstünde. Asit yağmurları mı geliyor? Yapabileceğimiz en önemli şey maalesef iç mekanlarda kalmak. Son haftalarda hızla artan hava kirliliği en çok hangi semtleri tehdit ediyor? Yaklaşık olarak 267'ye ulaşmış kağıthanede. Maalesef hepimiz ayrıca kaptık. Dikkat! Grip salgını korkutuyor. Çok şey hasta yani bizim sınıfta. Beylikdüzü'nde iki çocuk grip yüzünden mi öldü? Risk grubunda olanlar çocuklar ve yaşlılar. H1N1 virüsü paniği ile ilgili uzmanlar ne diyor? Grip sezonu içinde öksürük, yüksek ateş, solunum sıkıntısı olduğunda... Yeşim Salkım yine Gülben'e mesaj gönderdi. Kibarca önce reddettim. Ezeli ve ebedi rakibesine Yeşim Salkım bu kez ne dedi? O böyle kılıklı kadınlar ortalıkta gülücük dağıtmaz. Hande Erçel dizisi bitti. Murat Dalkılıç'a koştu. Ben gibi yok, o da farkında. Ünlü popçu aşkının yanında neler anlattı neler. İyi akşamlar, nasılsınız? İyi akşamlar. Mehmet Ali Erbil'den haber var. Ünlü şovmenin son sağlık durumuyla ilgili çok ilginç bir açıklama geldi. Yeni yıldan beklentilerinizi alabilir miyiz? Sağlık. Kenan Doğulu kardeşinin doğum gününe niye Beren Saatsiz katıldı? Ünlü çiftin arasında yeni bir kriz mi var? O zaman doğum günü, daha güzel bir günümüz yok. Aleyna Tilki o olaydan sonra ilk kez ortaya çıktı. Sen Aleyna, havalonda da bir sözlük aldı. Neler anlattı? O gün neler yaşandı? Havalimanını bu kez Bülent Ersoy karıştırdı. Diva'yı kimler çılgına çevirdi? Üzülürse üzülecek. Ve Bülent Ersoy neden tekerlekli sandalyeyle dolaşıyor? Deniz Seki o anları anlattı. Ölümün soğuk nefesini hissettiğini söyledi ve nelere tövbe etti. Şu anda aranızda bile olmayabilirdim. İstanbul diken üstünde. Asit yağmurları mı geliyor? Yapabileceğimiz en önemli şey maalesef iç mekanlarda kalmak. Son haftalarda hızla artan hava kirliliği en çok hangi semtleri tehdit ediyor? Yaklaşık olarak 267'ye ulaşmış kağıthanede. Maalesef. Hepimiz ayrıca kaptık. Dikkat! Grip salgını korkutuyor. Çok şey hasta yani bizim sınıfta. Beylikdüzü'nde iki çocuk grip yüzünden mi öldü? Risk grubunda olanlar çocuklar ve yaşlılar. H1N1 virüsü paniği ile ilgili uzmanlar ne diyor? Grip sezonu içinde öksürük, yüksek ateş, solunum sıkıntısı olduğunda... Yeşim Salkım yine Gülben'e mesaj gönderdi. Kibarca önce reddettim. Ezeli ve ebedi rakibesine Yeşim Salkım bu kez ne dedi? O böyle kılıklı kadınlar ortalıkta gülücük dağıtmaz. Hande Erçel dizisi bitti. Murat Dalkılıç'a koştu. Ben gibi yok, o da farkında. Ünlü popçu aşkının yanında neler anlattı neler. İyi akşamlar, nasılsınız? İyi akşamlar. Mehmet Ali Erbil'den haber var. Ünlü şovmenin son sağlık durumuyla ilgili çok ilginç bir açıklama geldi. Yeni yıldan beklentilerinizi alabilir miyiz? Sağlık. Kenan Doğulu kardeşinin doğum gününe niye Beren Saatsiz katıldı? Ünlü çiftin arasında yeni bir kriz mi var? O zaman doğum günü, daha güzel bir günümüz yok. Aleyna Tilki o olaydan sonra ilk kez ortaya çıktı. Sen Aleyna, havalonda da bir sözlük aldı. Neler anlattı? O gün neler yaşandı? Havalimanını bu kez Bülent Ersoy karıştırdı. Diva'yı kimler çılgına çevirdi? Üzülürse üzülecek. Ve Bülent Ersoy neden tekerlekli sandalyeyle dolaşıyor? Deniz Seki o anları anlattı. Ölümün soğuk nefesini hissettiğini söyledi ve nelere tövbe etti. Şu anda aranızda bile olmayabilir. Yine aynı şey biri var. Işın Karaca'ya aşk yaramadı. Ünlü popçu Işın, Işık hızıyla kilo alıyor. Bunu biz değil, o söylüyor. Bir kilodan bir kilo gitti mi acaba? Serenay Sarıkaya ve eski aşkı Kerem Bürsin neden gün aşırı buluşuyor? Cem Yılmaz bu buluşmalara ne diyor? Severek ayrılalım. Ve Cem Yılmaz dün gece habercilerden ne istedi? Ona işte bir destek olur. Unutuldum, unutuldum.
unutuldum. Hey gidi günler hey. Türkiye bir dönem onlarla yatıyor, onlarla kalkıyordu. Semra Kaynana şimdi nerelerde? Şey yaşıkladı. Milli gelin adayı Tülin sonunda evlenebildi mi? Ahu'nun Meriç'i şimdi ne yapıyor? Ya Banu'nun Murat'ı, BBG Melih'in son halini görünce gözlerinize inanamayacaksınız. Kimi bunalıma girdi, kimi köyüne döndü, kimi hala şöhret peşinde. Bir dönemin sabun köpüğü şöhretleri şimdi ne yapıyor? Aynı deli gibi esme başımdan ya. Anılar, anılar. Bugün TBT günü. Yani geçmişe gidilen gün bugün. Birçok ünlü isim de yıllar öncesine gitti, o günlerin TBT'sini yaptı, bol bol özlem giderdi. Kimi ünlü Yeşilçam filmlerinde oynadı, o sahneleri paylaştı, kimisi de çocukluk fotoğrafını. Ünlülerin yıllar önce çekilmiş bu görüntülerini görünce hey gidi yıllar hey diyeceksiniz. Öyle bir geçer zaman ki. Hepsi ve daha fazlası hemen şimdi. Günaydınlar efendim. Neler oluyor hayatta? Hoş geldiniz. Yepyeni bir program ve Hakan Ural'ın yorum farkıyla konuşacak çok şeyimiz var. Evet, hayırlı olsun günümüz diyeceğim ama Hakkari'de iki şehidimiz var. Maalesef. Maalesef. Atış eğitimi sırasında bu olmuş. Allah rahmet eylesin. Milletimizin, devletimizin ve ailelerine de başsağlığı diliyoruz. Amin Hakan'cığım. Şimdi hani böyle neşeli girmek istiyor insan ama gerçekten bu şehit haberleri bir kişi hani hatta gazi hatta en ufak bir yaralıyı bile vermemiz gerekiyor. Onları unutmamamız gerekiyor. O yüzden biz unutmayacağız ve unutturmayacağız. Şimdi istersen gel yurdumuza bir gidelim bir göz atalım. Neler olmuş biliyor musun? İşte bu temizlik görevlileri insan işinden zevk alıyorsa ne yaparsa yapsın. Hangi mesleği yaparsa yapsın. Peki futbol sahasındaki minik çocuk ne yapıyor? Hırsızlar bu kadar da onların işinden zevk alması çok garip. İşte yurdum portresi efendim, yurdum insanı. Aradım bulamadım, kör olası çöpçüler. Bildiğiniz bütün temizlik görevlilerini unutun. Çöp almaya devam. Yerinde duramıyor, çöp toplarken şarkı söylüyor, mani söylüyor. Hemşerim bu molozlar ne ki? Biz nelerini alıyoruz, bölgede kalıyoruz. Bugün pazar değmesin sana nazar. Bizim zorumuzda bu molozlar. Davut Güvenir, temizlik görevlisi. Hem işinin hem de yaşadığı ilçenin aşığı. Molozları alacağız, bölgede kalacağız, temizliği yapacağız. Biz hep böyle yapacağız. Sizi seviyoruz Esenler. İşini sevdiği her halinden belli. En ağır işleri bile böyle keyifli hale getiriyor. Esenler'de bir sokaktayız. Molozları atarım, günü güne katarım. Ben bunu neden yapıyorum? Halka hizmet, hakka hizmet üstünden yola çıkıyorum. Vatandaşlara selamı çakıyorum. Bu minik yürek abilerine, amcalarına örnek oldu. Bunlar 8 milyar yılda bitiyordu. 1000 yılda bitiyorlar. Oyunu ve topun peşini bırakıp çekim yapmasına büyüklerin sahaya attığı pet şişeler sebep oldu. Bunları atanları gördüm. Burada maç yapıyorlardı. Onlara söylüyorum, burayı bir daha toplamazsalar, onları doğayı koruyan müdürler var ya, onları şikayet edeceğim. Onları burada uyarıyorum. Sosyal medyaya yüklenen ve kısa sürede izlenme rekorları kıran görüntüler Ankara Batıkent'te bir parkta çekildi. Şimdi ben devam ediyorum ama bunları atacaklar çöplere. Biz onların arkasından çöp toplamayacağız. Hem soydular hem halay çektiler. Birazdan halay çekecek. Bak. Artık insan dediriyor. Burada halay çekiyor bu. Zaten iş yeri sahibini en çok bu kızdırdı. En çok zorumuza giden, gururumuzu kıran bu oldu zaten. Adamların halay çekerek hırsızlık atması. Polis 40 cep telefonu ve yazar kasayla kayıplara karışan, bir de üstüne üstelik hırsızlık yaparken halay çeken hırsızları arıyor. Birazdan halay çekecek. Bak. Artık insan dediriyor. Burada halay çekiyor bu. Çekiciden düştü, ölümden döndü. Zaten kazada değildi. Trafik polisleri içine bakmadan aracı içindeki kadınla birlikte kaldırdı. Kadın kapıyı açınca kendini yerde buldu. Her şey olabilir ya. Yazıklar olsun ya. Aşağıya düştük arabanın kapısından. Yaşlı kadının kızı Kadıköy'de aracını ana caddeye park etti.
Hemen ardından çekiciyle birlikte polis geldi. Vurdum böyle çekmesin arabayı diye. Bir kapalı çevirdim baktım çekici arabayı cam kadar getirmiş. Polis aracı çekiciyi aldı kaldırmaya başladı. Yaşlı kadın o sırada panikle kapıyı açtı ve düştü. Çekici sahibi de panik yaptı. Aracı az daha kadının üstüne indirecekti. Bu kağıt toplayıcı uyardı, kadını çekti aldı. Ben düştüm, kağıtçı görmüş. Kağıtçı geldi çekti beni. Maganda kardeş. Düğünde damat abini vurdu. Hep diyoruz ya, magandalıkta son nokta diye. İşte böyle bir görüntü daha. Şanlıurfa'da bir düğünde bu adam belinden silah çıkardı ve sözde havaya ateş açmaya başladı. Ve o kurşunlardan biri o gece evlenecek olan abine isabet etti. Damat ağır yaralandı. Maganda kardeş abisini öldürmeye teşebbüsten gözaltına alındı. Evet, haberlerimizin acısı da var, tatlısı da var Hakan'cığım. İşte artık yüzsüzcesi de var. Ne bileyim, sen yorumlarını... Yok, şeyi söyleyelim. Hani bu kanalda haber değil mi? Oradan aldık biz. Evet. Oradan aldık değil mi? Yani o teşekkür etmek lazım. Hani biz hep beraber halk olarak, milletçe birlikte hayatı yaşama çabası içerisindeyiz. Böyle görevler yapan arkadaşlarımızın da varlığından keyifle haberdar olmak çok büyük... mutluluk verdi bize. Zaman ayırmışlar onlara, habere çıkartmışlar. Yaptıkları işle ilgili ilgilenilmesi, onun işini ne kadar tutkuyla yapıyor olmuş olması müthiş saygı uyandırdı. Bizde sevgi uyandırdı. Bunlar önemli. Hani toplumu toplum yapan, hepimizin birbirinin yaptığı işlerin hayatıyla ilgili bilgimiz, farkındalığımız olması açısından da sosyal anlamda da çok önemli. Ben o yüzden bu haberi hazırlarken emeğe geçen herkese teşekkür ediyorum. Aynen. Allah razı olsun. O kardeşimize de selam olsun. Allah razı olsun. Allah eksikliğinizi vermesin sizin gibi insanların. İşini severek yapıyor. Belki bir holding patronu o zevki almıyordur. Ben halkıma hizmet ediyorum diyor. Bu ufaklık için zaten diyecek hiçbir şey yok. Ama orada ufaklık için orada şöyle bir detay var. Hep onu söylüyorum. Her iş evde başlar. Çok iyi yetiştirilmiş yani. Sen çocuğuna nasıl bir heykeltıraş gibi düşün seni. O büyürken senin tutumun neyse o çocuk da sokakta öyle davranıyor. Aynen öyle. Ayıbı nedir bilirse evin içinde, dışarıda da onu uygular. İşte yanlış neyse algısı o yaştaki çocuğun. Şimdi şunları görmüyor muyuz? Dışarı çıkıyor, tüküren çocuk. Küfreden çocuk. Görmüyor musunuz? Görüyorsunuz. Ya yani alıp taş atan falan. Pisleten. Ya neyse yani. Onun adı yani hani böyle biz onlara ne deriz sohbetinde? Şımarık deriz yani. Aynen. Mesela. Onlar neden oluyor? İşte o evin içindeki sıkıntıdan kaynaklanıyor. Burada da belli ki ben yetiştirenlere buradan saygılarımızı söyleyelim. O çocuğu farkındalıkla, şimdi o yaştaki çocuk baksana büyük bir adam gibi. Bunu atmayın, bunlar doğada kaybolmuyor. Arkanızdan, bir de arkanızdan çok yani büyük bir adam. O anne babaya helal olsun. Şeyi anlıyorum. Ben hep söylüyorum ya, ağır gitmiş, ağır. Adam diyor ki hadi soyulduğuma yanmıyorum. Halay çekildiğini. Şimdi o şaşırıyor. İşte ben yıllardır şaşırmıyorum bu programda. 5 yıl oldu. Haftanın 5 günü her sabah söylüyorum. Bazen bana kızıyorlar. Abi sen de ama umutsuz abartıyor. Öyle bu normal. Böyleyiz işte. Bak. Bu halay neyin kafası? Zaten, yani çok mutluyuz. İyi ki soyduk. İyi ki haram yiyoruz. İyi ki bir insanın dünyasını başına yıktık halayı mı yani? Kafa bir dünya onlarda yani. Anladın mı? Onu da artık söylemiyorum. Bile de yani düşün hani bu abi bu işte bitmiş yani. Hani onu ne diyor teşbih yapanlar? Tuz kokmuş. Konu kapandı. İşte. Evinize gidiyor musunuz? Evinizden geliyor musunuz? O günü sağ salim geçiriyor musunuz? Hamdolsun abi. Büyük veli nimet yani onu başardıysanız. Teyzemizin başına gelen... Onu da ben anlamadım. Orada hanımefendi şey diyor. Çekilmesin diye... Sanki bir çabasından. Çekilmesin diye bunu yapıyor ama yükseldiğini fark etmiyor arabanın. Tabii o etmiyor, yoksa atlamaz oradan. Açar açmaz düşüncede Allah'tan arabayı geri indirmemiş. Evet, geçmiş olsun. Oradaki çöp toplayıcı arkadaşa da teşekkür ediyoruz ayrıca. Her şeyi dün onu almıştık, onu söyleyelim. Bu maganda kurşunlarıyla alakalı kardeşini rahmetli ediyor ya. Damat bir de. Evlenen kardeşi, düğün bu. Orada bayağı takılıyor, görüntüler var. Sonra... onları arabaya bindiriyor. Yani bay bay diyecekler işte orada. Ama arabaya böyle bindiriyor. Öyle bir sosyal medyada bir adam var. Göbek
bayağı böyle bir duruyor. Meşhurdur o. Bilen bilir. Bir ara çok yayılmıştı bu. Çok güzel bir türkü atmış şeye. Arka fonda. Çimenlerde. Türkünün bas vurma ritmine göre, sazın böyle tınısına göre dan dan böyle ateş ediyor. Müthiş bir şeydir o yani. İroniktir. Şimdi bak burada o kardeşini yolcu ediyor. Bak nasıl görüyor musun? Fütursuzca yapıyor onu bu işi ya. Hani eğleniyor veya o tertip ediyor, destekliyor o hadiseyi, o an gerçekleşeni falan derken bak son oldu. Ha kaçıncı bu? 1.252.800. vaka. Ne kadar daha olacak? Mesela hızlı bilim kurgu filmlerinde gibi sayalım. Yıl 2086 diyelim. Devam edecek bunlar. Yani. Ayda bunlardan 4-5 tane olacak zaten yani. Mani hani olunamıyor. Burada korkunç ama yani. Daha adam evlenmiş, kendini, evet demiş, kardeşi öldürüyor. Kendini yakmana mı yanarsın? O kardeşini rahmetli ettin, onun vicdan azabına mı nasıl yanarsın, çekersin yani. Hiç inanılmaz bir şey. Yani korkunç şeyler efendim. İşte acısıyla tatlısıyla yurdumuzda dolaştık. Şimdi de magazin dünyasının ünlüleri ne yapıyor? Bir de onları dolaşalım bakalım. Bu zaman herkes akıl veriyor, ders veriyor. İyi bir şey olduğu zaman da aferin Ayzek diyen yok. Gergin ve üzgün Cem gitti. İkinci film çok güzel. Birinci filmler gibi. Ocağın 17'sinde vizyona girecek. Çok şahane oyuncular var. Bambaşka bir Cem geldi. Muhabirlerle şakalaştı ve hatta dedi ki... Eşinizi dostunuzu götürün. Gidiyoruz zaten. Filmler çünkü çok güzel. 2019 yılı kötü gitmişti ünlü şovmen için. Hem sevgilisi Defne Samyeli'den ayrılmış hem de kara komik filmler gişede çıkılmıştı. Ancak 2020 yılı ona iyi geldi. Farkı daha komik ve çok böyle milyonlara hitap ediyor. Yani 100 bin, evet. Geçen filmin biz 100 binlere hitap etmesi üzerine kurgulamıştık. Evet, geçen seneki projeyi 100 binlere hitap etmesi için kurguladık. Bu sefer milyonlara hitap etmek istiyoruz. Eşinizi dostunuzu getirin diye takıldı. Cem Yılmaz'ın bu komik halleri sadece galada değildi elbet. Kara Komik Filmler 2'nin ilk gösteriminden çıkarken görüntülenen Cem Bey gazetecilerle eşinizi dostunuzu getirin diye şakalaştı. Filmler çok iyi. Filmler çok iyi. Şunu sormak istiyorum Cem Bey. İlk filmde 700 bin kadar bir gişe yaptı. Evet. Bundan hani böyle bir az yaptığını, bundan beklenenin altında, Cem Yılmaz'ın beklenenin altında yaptı evet. Yapmaması lazım. Ona işte bir destek olursanız hepiniz gidersiniz. Elimizden dostunuzu götürün. Gidiyoruz zaten. Filmler çünkü çok güzel. Arkası yarın pembe dizilerine döndü diyeceksiniz biliyoruz. Ama Cem buna ne diyecek? Cem'in Serenay'ı eski aşkı Kerem Bürsin'le neden sık sık görüşüyor? İşte cevabı. ...2019'da ayrılan Serenay Sarıkaya ve Kerem Bürsin dostluk baki dedi. İkili birlikteyken sahiplendikleri köpekleri için görüşmeyi sürdürdü. Eskisi gibi arkadaş kalalım. Köpekleri için dost kalan ikilinin akıllara boşanma sonrası çocuklarının mutluluğu için görüşmeyi sürdüren eski eşleri getirdi. Serenay'ın yeni gözdesi Cem Yılmaz'ınsa buna ne diyeceği dört gözle beklenmeye başlandı. Arkadaşı ne halt ediyor falan. Serenay Sarıkaya ne yapmış diye bakıyorum ve evet. Dalıp gidiyorum mesela ona. O evet. Stalk mu oluyor? Evet. Onun için sordum ya. Yani. Işın Karaca'ya aşk yaradı. Tam 7 kilo aldı. Işın Karaca'nın müzisyen Can Yapıcıoğlu'yla aşka yelken açması mutluluğuna yaradı ama kilolarına yaramadı. Çünkü ünlü şarkıcı mutluluktan kendini yemek yemeye verdi. Kilo aldıkça aldı. Ders bende, derman sende. Kilo aldım diyen kendisiydi ancak 7 kilo aldım demesiyle 5 kilo verdim bile demesi bir oldu. Hızına yetişmek de mümkün olmadı. 1 kilodan 1 kilo gitti mi acaba? Abarttım ya, o kadar da değil ya. 7 kilo dediğime bakma sen. Onun 5'i gitmiştir o lafı söylediğimden beri. Can Yapıcıoğlu'yla aşk hayatını soran muhabire ünlü sanatçıdan bir garip cevap. Yavrular nasıl giriyor efendim? Direkt kafadan sordu. En küçüğünüz bu galiba, bunu kurban etmeye karar verdiniz. İyi gidiyor, teşekkür ederiz. Selamları var, evde nota yazıyor. Yine aynı şey biri var. Beni benden çalıp giden. Işın Karaca ile bitirmişken hemen bir şey ekleyeyim. Elimizde bir son dakika tamam. Haberi var. Bir muhabir yine şu soruyu soruyor. Evliliğinizin bitmesine bu ilişki mi yol açtı? Yani kocanı bu aşk yüzünden boşadı diyor. Çılgına dönüyor Işın Karaca.
çıkan haberleri soruyorsunuz. Tarihlerine bir bakın, öyle konuşun. O kadar ağır bir laf ki hiç kimse bunun altından kalkamaz. Çok ayıp bir şey. Halkı böyle yönlendiriyorsunuz. Onlar da bir gidiyor diyor. Çok yani. Ya şunu anlıyorum, hani hep biz seninle söyleriz, hani bir soru sorulma standardı olması lazım. Yani patladanak, ya eşinizi aldatıyor musunuz? İşte onu ondan falan. Ya bu normal, hani hayatta sorabiliyor musun bunu? Ha, arkadaşına soramaz. Ya sanat camiasını geçelim bir tarafa. Normal bunu soruluyor mu bu? Arkadaşına soramaz. Ya bunu bir türlü oturdu. Kızın oradaki hani o patavatsızlık, onu haklı. Bir de algı yaratılıyor, hakikaten yazılıp çiziliyor. Yani başka bir kadına dönüşüyor. Yaratılıyor ama maalesef şunu da söyleyeyim. Hani bu tip haberlerle ilgili artık insanlarımızın çok büyük bir çoğunluğu asparagos olduğunu biliyor bunun. Hani inanmıyor yani. Evet. Oradan rahat olsun insanlarımız. Yani o da magazin medyası için çok ironik, yani üzücü, düşünülmesi gereken bir durum. Ben bunu yıllardır söylüyorum. Kendi kendilerini ima ettiler yani. Bu hiçbir dayanaksız, bilgisiz, belgesiz haberler yapa yapa inandırıcılıkları kalmadı. Hani bu kurt çoban hikayesi gibi. Aynen. Hani artık doğru haberi de yapsalar inanılmıyor. O yüzden sanatçı arkadaşlar aleyhlerine yalanlamak zorunda kaldıkları haberlerle alakalı çok da fazla üzülmesinler yani. Öyle çok da itibar falan edildiğini düşünmüyorum. Çünkü bu dikkat çekiyor. Bu okunuyor. Yani. Ya Cem Yılmaz vardı. Cem Yılmaz şimdi o galadan bir şey söyleyeceğim sana. Bu perde arkası giden dostlarımız, yakın tanıyanlardan Serena'ya büyük aşıkmış. Dilinden düşürmüyormuş. Biliyorsun ilk vermiş, biz mesela vermiştik şunu, bu iddiayı. Mesela tabii. Bunu şunu merak ediyorum Seda. Bunu mesela kim nasıl biliyor olabilir? Sürekli yakın çevresine, galanın çıkışındaki parti dahil, bu yeni galanın. İşte Serenay'cığım şöyle seviyorum, böyle bayılıyorum filan diyerek, yani etrafını duyabileceği bir şekilde, ilgisini çekecek şekilde konuşuyor rahatlıkla. Normal mi bu? Aşık olmuş. Hayır. Ya bir kere o Cem'in bir şeyi var, onu saklayın. Ben ilk çıktığı an, bu resmileştiği an, tamam mı? Bazı sözleşmeler var, şu tarihten sonra geçerli diyorlar. Tabii. Futbolcularla alakalı. Resmileştiği an Cem'in şeyini istiyorum ben Ufuk'tan. Onun bir Defne'yle şeyi vardı. Bir teleferikte mi bir yerde, delirdiniz siz diyor. He. Delirdiniz. Delirmişsiniz siz. Yani dalga geçiyor. Ya biz nasıl ayrılırız gibi. Ha, ya onu tutun elinizde. Tamam mı? O dursun. Onu bekleyelim. Serenay'ın işi ne diyecek bakalım. O Serenay'ın şey ne ya? Köpekten... ona ne diyorsun? Ya. Için buluşup bana sor. Ya sen kedinin kılı için gidersin de buluşursun seni. Ben benim bir oluyor yani, biliyor musun? Ne bileyim, saygı duyuyorum, bir şey demiyorum ama yani ben, bana bunlar çok uçuk şeyler geliyor ya. Hakan, yurt dışında ne yapıyorlar biliyor musun? Ha? Kedi köpeğin velayetini almak için dava açıyorlar. Ondan sonra belki Türkiye'de de vardır, bir araştırmak lazım. İnsanlar niye bu hale geliyor? Tabii geliyor. Kedi bende kalsın, köpek bende hayvan kalsın. Hayvan seviyoruz, bizde de var. Bir şey de demiyoruz. Yıllardır da buradan hayvanseverlere, herhalde senin benim kadar destek veren. Aynen öyle. Hani elimizden geldiğince samimi olarak falan. Ama bu ne ya? Peki sen özlemez misin? Çok sevdiğin evcil bir hayvanın var ve eski eşinde kaldı. Ya kardeşim yani. Zaten hani orada kaldı da bakıyor işte ona. Yani, çok mu o cins, bir tane al. Ama işte o evlat gibi oluyor. Onun sevgin işte, ayrı oluyor. Işte. Şimdi bir şey söyleyeceğim demeyeyim, yanlış anlaşılır. Polemik olur demek istemediğim, demediğim bir şeyi dedim varsayımından falan filan artık. Bir sürü hayvanseverlerin tepkisini toplarsın. Kendi yani. Haline bırakıyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Ama iki günde bir bana da çok geldi şimdi. Ya da üç gün köpek onda kalsın, üç gün sende kalsın mesela. Neydi? Köpek hangisindeymiş? Bak ben de nereye ya? Serenay'da mıymış köpek şeyde? Çok, vallahi bilmiyorum hangisinde oldu ama. O miyim? Ha, Serenay'daymış. Tabii yemezler Kerem. Yalandan köpekten kopamıyorum ayağına. İki günde bir. Benim köpeği görmem lazım falan diye. Gel gör diye orada, değil mi? Öyle bir film vardı. Yemezler. Kedi seni özledi diye. Şimdi oldu bak, biraz sallayalım. Gülerim diye dedim yani. O yeme... Aynen hani, öyle dediğin olsun. Gibi film vardı. Kedi seni özledi. Sevgilisine... İşte seni özledim diyemiyor da, evdeki kedi seni özledi diye adamı çağırıyor eve. Ya şimdi Adrian Anima'da kedi var, köpek var, yalandan ben de hani özledim diye göreceğim tabii abi. Hayvan sever olup. Hayvana neredeyse öyle bir bağ kurarım ki kendimi de inandırırım. İlik suları kaynatıp götürürsün.
Ya bak düşün. Aklında bulunsun diye diyorum. Yani denk düşer filan. Tabii. Kesin Ayman seviyordur adrenalin adamı. Yani. Yapacak bir şey yok. Eminiz şimdi, ondan gidiyordur. Bugün Perşembe ya. Evet. Ben onun açıklamasını daha önce TBT ne o? Bir daha söyle. Ben de senden öğrendim. Thursday. Throwback ne demek? Come on. Geçmişe dönüş. Evet. Fırlayış. Thursday de Perşembe demek. Bu da bizde adet. Perşembe evet, günleri. Öğrendim ben de. TBT yapıyorum. TBT. Geçmişimizden bir şey koyuyoruz. Geleceğimizden koyabilseydik keşke. O gelecek varsa. Bakalım. Ne gelecekse nereden artık yani. Hangi ünlüler sende dahil Hakan'cığım? Ben severim. Neler paylaşmışlar efendim geçmişlerinde? Şuna bak ne tıfılmışım ya. Gözümde canlandı anılar. Bugün günlerden Perşembe. Yani TBT günü. Instagram'da geçmişe gidilen gündür bugün. An veya gün dışında çekilmiş fotoğraflar paylaşılır. Eski günlerin özlemi giderilir. Ya da eskiler yad edilir. Anılar, anılar. TBT gününde hangi ünlü ne paylaştı, hangi özlemini giderdi? Küçüklerden başlayalım. 19 yaşındaki Aleyna Tilki bundan 14 sene öncesine gitti. 5 yaşındaki bir fotoğrafını paylaştı. Aleyna 5'inde nasılsa 19'unda da aynıydı. Değişen tek şey yaşı olmuştu. Bakışları, gülüşü aynıydı. O sen olsan bari, sen olsan bari ya. Demet'ten Okan Kurt'a TBT'li mesaj. Demet Akalın da 8 yıl önce Okan Kurt'la evlendiği güne dair bir paylaşım yaptı. O günleri özlemesinin yanı sıra burada eski eşine yeniden evlenelim mesajı veriyordu adeta. Hayalim üç kelime, o da şöyle evli mutlu çocuklu. Yılmaz Morgüllü bir spor TBT'si. Yılmaz Morgül son günlerde komik paylaşımlar yapmayı seviyor. Kendisi aynı zamanda spora da çok düşkün. O yüzden onun paylaşımı genelde spor ağırlıklı oluyor. Sen dürdüsün ben dürdüm. Bundan tam 40 yıl önce, yıllar yıllar öncesine ait bu fotoğrafta Kibariye'den geldi. Seda Sayan'a sarılmış halde poz vermişti. Çünkü o yıllarda aynı evi paylaşıyorlardı ve bu ev arkadaşlığı tam 17 yıl sürdü. Paylaşımında da canım arkadaşım notunu düştü. O zamanlar sektöre yeni adım atmıştı ve pek tanınmıyordu. Şimdilerde ikisi de Türkiye'nin en meşhur sanatçılarından. Kaşına gözüne vuruldu manun. Tarkan megastar olmadan önce 90'lı yıllara ait bu fotoğraflar. Şimdilerde kendisi megastar ama o zamanlar yeni yeni tanınmaya başlamıştı. Hani şu Kıl Oldum Abi şarkısı var ya, işte o şarkısının patlaması an meselesiydi. Şimdilerde ünlü bir şarkıcı ama o yılları belli ki daha çok özlüyor. Dön de bir bak haline. Aynalara kısmışsın, kıl oldum abi. O yıllarda dal gibiymiş. Yine Bülent Ersoy'dan bahsediyoruz. 1980'li yıllarda fiziğine oldukça dikkat ediyormuş ünlü sanatçı. Şimdilerdeki gibi gösterişli kıyafetler değil, oldukça sade giyim tercih eden diva o yıllarda da güçlü sesiyle yakıp kavuruyor. Bir yanda Engin Can, diğer yanda Melisa, bir de bebek Emir. Sibel Can'ın bu TBT paylaşımında çocuklarının üçü de daha küçücük. 18 yıl öncesine ait bu görüntü. İlk görüntüde Emir'in birinci yaş günü kutlanıyor. Diğer görüntüde Engin Can'la şarkı söylüyor, Melisa ile oyunlar oynuyor ünlü sanatçı. Günler gece olsa o ışığı sönmez. Fındıkzade'nin en yakışıklısı Hakan Ural'dan gençliğimde de çok yakışıklıydım paylaşımları. Neler oluyor hayatta programı yorumcusu Hakan Ural nostaljik paylaşımlar yapmayı en çok sevenlerden. Sık sık TBT yaparken görüyoruz kendisini. Bıçkın delikanlı olduğu zamanlara ait bu fotoğraflar. Sinema sektörüne atıldığı yıllar. Öyle bir geçer zaman ki dediğim aynıyla vakti. Sinema demişken kendisinden Yeşilçam filmlerinde oynadığı dönemlere ait paylaşımlarda sık sık geliyor. Yad ediyor, özlem gideriyor. Bir yandan da o günlere gidip koca bir ah çekiyor. Bir arşivi tarayalım dedik. Bir de ne görelim? Bıyıkları daha yeni yeni terlemeye başlayan bir gençle karşılaştık. Sinema sektörüne yeni adım atmıştı. Sen kendini neden hep hayatın akışı dışında tutmaya çalışıyorsun? Senin damarlarında kan dolaşmıyor mu? Ne demek bu? Biraz da kendimizden konuşalım diyorum. Sen bir faziletle ilgili değilsin.
Yaşayan bir varlıksın. Sevilmeye ihtiyacın yok mu? Ne olur saçmalama Orhan, kendine gel. Ne olur Margo, bana yüz çevirme ne olur. Yapma Orhan. Sana arkadaş olarak güven duydum. Bunu sarsma lütfen. Kusura bakma. Öyle bir geçer zaman ki... Orhan. O gözlükle kızı. Allah rahmet eylesin. O şekilde eylesin. Öpmeni kim istedi? Halit Refik, Allah rahmet eylesin. Halit abinin bu kendi yazdığı senaryo. Maneviyatı onun için çok değerli, önemliydi. Hanımı da bizle birlikteydi o dönem. Bu hanım Alman, yabancı şeyi yok. Türkçesi hiç yok. Çok ciddi anılarımızın olduğu, bu birkaç yerden de ödül aldı. Çünkü bu barış gönülleri dönemini anlatıyor. Bu Amerikalıların aslında hani Türkiye'ye neden, ne şekilde, hangi isim altında geldiklerini ve ne yaptıklarıyla alakalı. Fakat o kadar gençsin orada, yakışıklısın. Yumurta o gibi ses, çocuğu. Ses. O zaman sırf seslendirme. Beni en çok kim konuşmuş biliyor musun? Tamer'le biz öyle tanıştık. Tamer asıl... Tamer Karadağlı. Tabii. Tamer seslendirmeci. Tabii. Tabii. Abi dedi, seni ben çok konuştum dedi. Hakikaten bizim Yeşilçam döneminde... En az 5-6 filmimde beni konuşmuş yani. Uyar ama sizin sesiniz onunla. Tabii. Ama burada hani yaşının çok gençliğiyle, suratın o bebeksi ifadesiyle o ses uymamış. Tabii, yumurta gibiydik. Devamlı şey yaparlardı. Ne yapsak saçını kes, kesiyorum. Biraz şuralarına kömür mü sürsek falan filan. Hep öyle muhabbetler olurdu. Çok parlaktık tabii. O derece yani. Öyle insanın hatıraları, anıları canlanıyor. Güzel bir şey. Her insan için geçerli. Yani şimdi de insanlar eski fotoğraflarına baksalar hemen anında çağrışım yapar. Evet, ya gülersin ya gözün dolar. Yani bir aynen. Şey. Ah ya da yıllara lanet edersin. O yıllar. Şimdi son 24 saate bir bakalım. Aleyna Tilki havaalanı olayından sonra bir 3-5 gün konuşmadık. Bak. Bir mucize. Evet. Mucize. Doğru söylüyorsun. Çünkü biliyorsun kadrolarımızdan. Doğru söylüyorsun. İlk kez ortaya çıktı. Bakalım ne cevap verdi. Bülent Ersoy şimdi karıştırdı havalimanını en son. Yani bu havalimanı da şey sitcom alanı gibi. Değil mi? Yani haftada bir gün oraya gidip birisi bir bölüm çekiyor. Hani ve geliyor. Şu meşhur şeyler var ya AVM'lerde bekleyen muhabirler. Evet. Artık onlar o havalimanına yerleşsin. Orada gergin bir... atmosferli bölge var demek. Kesin. Değil mi? O bölgeye geldim yine sinirleniyor insan. Bir hat var orada bir gidiyor. Evet. Bülent Ersoy karıştırıyor bu sefer ortalığı. Uçağında kaçırıyor. Ve tekerlekli sandalye onun şeyidir biliyorsun. Yürümeye üşenir aprona. Hep tekerlekli sandalyesi de. Sağlık açısından herhalde başka. Ama çok sağlıklı şarkısını söylüyor. Seyahatler ediyor. Niye, yürüyor. Havalanları yürünür. İşte insanlar yürüyor diye biliyorum. Uzak geliyor apronlar, o da tekerlekli sandalyeye gitmeyi tercih ediyor. Herkes mi öyle yürüyor tekerlekli sandalyeye? Yok ama öyle bir talebin olabiliyor. Eyvallah. Uçuştan hani, önce tabii, olabilirsin. Tabii. Mesela ben annem için öyle bir talep bulunuyoruz. İşte o ne dedim, sağlık problemi. Tabii sağlık yani. Problemi. Belin ağrıyordur, bir şeydir. Zaten o her yerde bildirirsin. O seni böyle yurt dışında falan, benim gençliğimde bile şey vardı. O küçük arabalara biniyorsun, hız hız diye götürüyor işte, adam seni. Keyfe keder gidiliyor mu onu bilmiyorum ama ben hep biliyorum Bülent Ersoy'un böyle gittiğini. Deniz Tekin'in o düşüşünü hatırlıyor musun? Beyin üstü böyle çakılış diyeyim artık. İlk defa onunla ilgili konuşmuş. İşte bütün bu detaylar ve açıklamalar efendim. Aleyna Tilki o olaydan sonra ilk kez ortaya çıktı. Sen Aleyna havalanında da bir sözlük aldı. Neler anlattı? O gün neler yaşandı? Aleyna Tilki dün gece eğlenmeye gittiği kulüpten işte böyle gürültülü çıktı. Gel Aleyna, böyle gel. Böyle kulaktım geldi. Onlarca kamera takip ediyordu 18 yaşındaki popçuyu. Herkes tek bir şeyi sormak istiyordu. Geçtiğimiz hafta havalimanındaki o kavgayı. Şimdi gidiyorum. Sen Aleyna havalanında da bir sözlük aldı. Onunla ilgili de bir açıklama alsaydın. Ama çok uykum var. Çünkü olur. Çok uykum olduğu için şu anda konuşmak istemiyorum. Yaşadıkların için. Ama söz veriyorum, anlatacağım. Peki, çok gece olduğu için hoşçakalın. Havalimanını bu kez Bülent Ersoy karıştırdı. Diva'yı kimler çılgına çevirdi? Bülent Ersoy'u bilen bilir. Keyfi yerindeyse böyledir. Değilse öfkesi de böyledir. Üzülürse üzülecek. Son haliyle görüntülendi dün Bülent Ersoy. Havalimanında uçağını kaçırınca ortalığı birbirine kattı.
ünlü sanatçı Antalya'ya gidecekti. Uçağın kalkmasına dakikalar vardı. Yürüse yetişemeyecekti. Tekerlekli sandalye servisi almak istedi ama bu da kâfi olmadı. Uçak kaçtı. Diva bunun üzerine ortalığı birbirine kattı ve tekerlekli sandalye servis şirketini kendisini uçağa yetiştirememekle suçlayarak yetkililerden şikayetçi oldu. Deniz Seki o anları anlattı. Ölümün soğuk nefesini hissetmiş. Deniz Seki'yi de son olarak sahnede böyle görmüştük. Yürekleri ağza getirmişti ünlü şarkıcı. O günden sonra konuşmamıştı hiç. Dün kameralar karşısına geçti ve düştüğü anı anlatırken ölümün soğuk nefesini hissettiğini söyledi. Bazen insanların hayatlarında hatalar oluyor. O boşluğu doldurmaları gerekiyordu. O boşluk led olmasaydı ben Allah korusun kafamı çarpıp şu anda aranızda bile olmayabilirdim. Oğulcan Engin, annesi Seda Sayan'ın kız isteme merasimleri için ne dedi? Seda Sayan'ın bir süredir oğlu Oğulcan için kız istediği konuşuluyordu. Aleyna Tilki deniyordu. Yalanlandı. Son olarak oyuncu Ebru Şahin'in adı anılmaya başlanmıştı Oğulcan'la. Evlere şenlik, kızınız var bizim de onda, gözümüz var belki. Ve dün gece Oğulcan çıktı, annesinin kız isteme merasimleriyle ilgili gelen soruları cevapladı. Artık annem o kadar çok açıklama yapıyor ki benden habersiz bir yerlerde bir an şüphe ettim ben de annem böyle bir şey mi var falan diye. Çünkü Ebru ben konuşur mu acaba annem diye. Ve acaba söyledi mi diye. Dedim ki anne böyle bir şey var mı dedim. Yok oğlum öyle bir şey herhalde bir yerden bir yerleri bağladılar. Valla biz de sosyal medyadan öğrendik. Oğulcan Engin güzel oyuncu Ebru Şahin içinse şunları söyledi. Ebru'yu da ismi tanırım. Yani çok da başarılı da bir oyuncu. Böyle bir şey yok yani. Normal arkadaşım. Yok tabii ki de arkadaşım. Aynen. Biri olursa yanımda ilk. Elinden tutar, aynen elinden tutar çıkarım tabii. Yani şunu anlıyoruz hayatımızda kimse yok. Yok şu an için yok. Evet. Şimdi sen Oğulcan'ın babası en yakın arkadaşın. Seda'yı tanırsın, Engincan'ı çok iyi tanırsın. Ay Engincan diyorum. Oğulcan anladım Oğulcan'ı. Ben. Şeyi söyleyeyim ya, Oğulcan hakikaten benim çocuğum gibi yani. Engincan'la yakın onlar. Sinan'la biz onu bir üniversite var Etiler'de. Oraya götürürdük. Sinan çok enteresan bir adam. Çocuğa kızardı. Sol ayağı olsun diye sağıyla vurmayacaksın sol ayağınla diye. Onu saatlerce ben de çimende otururdum. İşte Sinan'ın çalıştırırdık onu falan filan. Bu kadar terbiyeli, bu kadar efendi, bu kadar kibirsiz pırlanta gibi bir çocuk. İnanılmaz yani. Yemin ediyorum evladım gibi seviyorum onu. Ama bana deseler ki şimdi Seda'yı da severim. Ana tarafımı, baba tarafımı dibine kadar baba tarafı. Çok Sinan yakın arkadaş. Benim bu hayattaki çok arkadaşımız var. Dostumuz az. Yani şöyle anlatayım ki hani yanlış da yapıp kırmayalım. Allah arkadaşlarımızın, dostlarımızın da eksikliğini vermesin. Ama şöyle hepimizin vardır izleyicilerin. Telefonu açtın mı? Maddi, manevi, neyin varsa tankıyla, topuyla, tüfeğiyle her an sorgusuz gelecek bir insan ararız değil mi hayatımızda veya ailemizde de. Sinan benim için odur yani. Arkadaş öyle yani. Candır yani. Adamdır. İnanılmaz severim. Benim için çok önemli ve özeldir. Allah saklasın ama buradan. Ben de tanıyorum olsun. Sinan'ı. Seda'yı da tanıyorum senin kadar olmasa da. Yani. Ama ikisi de hani böyle oğullarına gel seni evlendirelim. Yok be. Gıyabında kız isteyelim falan diyecek. Oğulcan da yazık hani anneyi kırmayayım. Böyle bir laf da ettiyse onu terse düşürmeyeyim. Hani bileyim en azından idare edeyim. Müthiş bir restoran açtı. Aa bravo ya helal olsun. Ağzına kadar tıka basa dolu Taksim tarafında gidemedik. Kusura bakmasın benim gece bu sabah biliyorum, programından biz saat 9.30'da Bayat Hamsi gibi bakmaya başladı. O da televizyonculuk yapıyordu. Bir ara bıraktı Acun'la, herhalde. Acun'un yakındır yani. Acun'a destek her anlamda olur. Bir de mesela hani ekonomik standardı yüksek bir çocuk ama hiçbir şey yokmuş gibi çalışır. Tevazu sahibidir yani. Ne kadar tatlı pırlanta bir şey. Gibi. Öyle yetiştirebilmek de. Bülent Ersoy ile alakalı şunu söyleyeyim. Anıl'la dün bir yere gidiyorduk. Hatta Silivri'ye gideceğim bu arada. Onunla ilgili seninle konuşuyorduk. Anıl bana dedi ki abi kaçta çıkalım nasıl gidelim falan. Oğlum dedim benim hayatta en sevmediğim şey bir yere yetişmeye çalışmaktır. Evet. O yüzden ben yaşamım boyunca tedbirli oldum. Nedir o? Kanala bu program kaçta başlıyor? 9 ben 6'da kalkarım. Evet. Ama bugün için değil. Mesela 100'ün üstünde film ve dizi çekmişimdir. Hepsi bu arada birçok yerde iş yapıyor. Arkadaşların hepsi de birbirini tanır. Ya atıyorum diyelim ki 5 senem totalde setlerde geçti aralıksız.
Hani bu yüzün üstünde tabii işte. Ya bir gün geç geldiğim olmamıştır. Niye? Tedbirli aman abi. 2 saat önceden giderim. 3 saat. Kaza olur, bela olur, yolda bir şey devrilir. Lastiğin patlasa can olur diye. Mesela yani diyelim ki uçağım 9'da değil mi benim? Ben 6.30'da oradayım ya. O da çokmuş be. Öyleyim, benim yapım o. Mesela sen ne randevun var? 12'de bir AVM'de buluşacağız. Ben 11'de AVM'de olurum. Ki mahcup olmayayım, bekletmeyeyim. Benim gelim bu. İnsanlar artık İstanbul'da öyle rahat ya ki. Ya bana ne trafik abi? Trafik diyor, sen 45 dakika beklemişsin. Hiç sevmem insan bekletmeyi. Hiç hoşlanmam. Dolayısıyla bir yere de yetişmeye çalışmayı hiç sevmem. Tedbirliyimdir. Erken gidelim. Benim nacizane tavsiyem. Bülent Ersoy'un burada kullandığı tekerlekli sandalye bir... Adını rahatça vereceğim çünkü artık zaten o bizim milletimize mal olmuş. Üstelik de kamu. Türk Hava Yolları'nın ücretsiz bir hizmeti var tekerlekli sandalye. Fakat bu havalimanında VIP böyle işte şoförlerin sürdüğü o scooter'ın genişini düşün. Paralı bir hizmet verilmeye başlanmış. İyi yapmışlar. Bu oymuş. Aferin, iyi yapmışlar. Ha, onu da yapsın, ama yetiştiremedi diye şirketi dava edecekmiş işte. Yani. Hiçbir şey olmaz. Neden? Yani adam... Sana hız limitinin bilinmesine mi gireceksin kardeşim? Yani yetişmeye çalışmak başlı başına bir risktir. Mesela ben savcıyım, hakimim diyelim. Atıyorum, hadsizlik de etmeyeyim. Sen geldin, Bülent Ersoy'sun, yanında da şirket. Beni yetiştirmeye çalışıyor. Bir kere yetişmeye çalışmak fiili yani. Onun içeriği şu. Sen geç kalmışsın. Bunu kendin ikrar, yani söylüyorsun yani. Ben yetişmeye çalışıyorum. O bir risktir zaten. Bir yere yetişmeye çalışmak, yetişemeye de bilirsin demek. Sen yetişememişsin bunun yüzünden. Geçin. Üstelik de biliyorsun Bülent Ersoy normal uçmaz. Business uçar. Business özel CIP o da kullanır. Evet. Onların girişi farklıdır. Daha erken alınırlar falan falan. Bunlara rağmen bu yaşanıyor. Erken gideceksin. Ve konseri kaçmış. Bak konser yok. Onca izleyici kalmış. Erken. Ben aynı gün bir gün önce giderim. Yani bu arada konser yani. Ha, ben konser günü gitmem bu arada. Mesela ses sanatçısı olsam ben niye o riske gireyim abicim? Bir anda oldu ya, ne zaman oldu bu rüzgarlı değil miydi havalar? Uçaklar kalkmadı işte daha 3 gün önce. Tabii 2 gün kalkmadı. O, bir sürü uçuş iptal. O zaman bir gün önce giderim. Bir uyursun, bir sesini dinlendirirsin. Hiç olmazsa Allah koruyor ya Rabbim onu gidemedim diyelim. Şunu anlatmam bak ne kadar makul ve masum. Hem bana o parayı verip ekstrayı sağlayan insana, hem de beni orada bekleyen, para verip para ödeyip rezervasyon yaptırmış insanlara ne kadar masum. Bak şimdi. Çok özür dilerim hepinizi mağdur ettiğim için, ama bir gün önceden ben rezervasyonumu yapmıştım. Hani bırakın aynı gün gelmeyi, bir gün önceden, fakat hava şartları, durum böyle oldu. Ertesi gün bir daha döner derler ki daha ne yapsın. Ama ben şimdi kalkıp ya işte... Konserim vardı o gün, geliyordum 2 saat falan filan dedi. Ya kardeşim bak, birisi sesli düşünelim. Bir gün önce geldiler ya. Aynen öyle der. Hayır, müşteri her zaman haklıdır ya mantığı. Bir de hani en son uçakla mı? Hayır yani sabah uçağıyla gel en azından. Yani, o yüzden benim nacizane tavsiyem, ben mümkün olduğunca her yere 3 saat, 4 saat. Çünkü niye? Her yer artık lüks, şıkır şıkır kahveni içiyorsun. Zaman o kadar hızlı geçiyor ki ömür bitiyor ya. Bir gazete alırsın, bir iş. Biz burada diyoruz ki pazartesi biter, hafta biter diyoruz. Niye? İroni yapıyoruz yani. Hayat, zaman ne kadar hızlı geçiyor. Gittin alalar, 4 saat var diyelim. Ya zaten şöyle bakıyorsun, tırırır döndü bir şey mi gel. Kahve mi içecek, kıfendem ne diyorsun falan derken hop anons geliyor. Aynen. Havaalanları çok güzel. Aynen öyle. Oo, bir sürü insan görüyorsun. O, dakika dakika öyle olur mu abi? Yakında uçuracağız seni o zaman. Uçağa bindireceğiz o zaman seni. Hayalimde yavaş uçuyorum. Yavaş yavaş havalimanları güzele geldik. He. İnşallah. O severim havalimanları. Yani insanları yolcu edip karşılamayı. Hoş geldin. Vay vay, hoş geldin. Tabii. Fena fikir değil. Taksi 170 lira yazıyor şehre. Ben alırım, beni arayın. Ama güzel hanımlar. Beni arasınlar, servis yapıyorum. Hanım inşallah seyretmiyordur. Şaka yaptığını biliyordur o da canım. Ya. Aa, sen kalbin. Aleyna'yı sen konuş. Aleyna'nın nesini konuşayım? Bir şey dememiş ki, gece gelmiş. Aykım var gece. Gözlükleri havalıydı, değişikti ama. Hep ama zaten onun öyle kalpli, kırmızılı, pembeli bilmem neli işte. Ne yapalım, kızımız diyoruz artık ona. Yok canım, biz çocuğumuz, burada kimi biz konuşuyorsak büyüteceğiz. Kişisel bir husumetimiz yok. Eleştiri yaptığımız insanları da seviyoruz yani. Bir kimseyle, kimsenin kişiliğiyle, şahsiyetiyle temel değer öyle bir şeyimiz yok yani. Çocuğumuzu yani, böyle böyle büyüteceğiz. Böyle büyüteceğiz Aleyna'yla. Peki. Daha büyüklerden ne inciler gelmiş efendim? Ünlülerden inciler. Artık bizim bir klasiğimiz, bakalım. Berrak'tan güzellik üzerine inciler sürüyor. Berrak Düzünataç,
kendisine aşık kız kendisiyle ilgili inciler döktürmeye devam ediyor. Güzelliğimi 30 yaşında keşfettim. 20 yaşıma kadar kendimi hiç ama hiç sevmezdim. Etrafımdakiler de beni beğenmezdi. 20'li yaşlardan sonra ben hala kendimi sevmiyorum. Ama etrafımdakiler beni yavaş yavaş beğenmeye başladı. 30'lu yaşlara geldiğimde kendi güzelliğimi keşfettim ve kendimi beğenmeye başladım. Şimdi 35 yaşındayım. Yolun yarısındayım. 40'tan sonra kim beni beğenecek? Ben kendimi beğenecek miyim? Bilemiyorum. Beni beğeneni ben beğenmem. Benim beğendiğim ise beni beğenmez. Bu kız nasıl giyiniyor? Popçu Aynur Aydın'ın sosyal medya üzerinden kendisiyle dalga geçen bir hayranına verdiği şu cevap çok tartışılmıştı. Ben sütyen takmıyorum. Seni mi takacağım? Güzel şarkıcının bu açıklaması bir anda en çok konuşulan sözler arasına girince hanımefendi ikinci bir açıklama yapma gereği duydu. Ve şu incileri döktürdü. Tabii ki sütyen takıyorum. Ben eğlenmek için o sözü söylemiştim. Başıma neler geldi neler. Her normal insan gibi giyiniyorum. Kimse ötesini merak etmesin. Güzelim gel, boş vermişim ona buna gel. Güzelim gel, eller haram olsun. Yaşımı başıma aldım. Tabii ki gözlük takacağım. Popçu Gülşen'in bir alışveriş merkezinde sinemaya dahi bu siyah gözlüklerle girmesi çok konuşuldu. Makyajsız hallerini gizlemek için ve tanınmamak için gözlük takan Gülşen, durumu şu incileri döktürerek açıkladı. İnsanlar beni hep güzel görmeye alışmışlar. O gün saçımı başımı yık açık yapıp evden çıktım. Makyaj da yapmadım. Canım sinema çekti. 43 yaşında bir kadınım. Liseli talebe değilim ki. Tanınmak istemedim. Bu ülkede kışın ve kapalı yerlerde güneş gözüyle gezilemez diye bir kanun mu var? İstediğim yerde takarım, istediğim yerde takmam. Yavrum kaldır kollarını, teslim ol, etrafın sarılı. Bunlar iyi günler, sana ben göstereceğim kıvrak oyunlarım. Çakır gözlü güzel, flörtü anlattı. Deniz Çakır, şu sıra pek dobra. Önceki gün verdiği bir röportajda aşk hayatına dair ipuçları verirken ilginç inciler döktürdü. Ne mi dedi Çakır gözlü? Bana diyorlar ki flörtün var mı? Evet var. Her zaman oldu. Flörtöz bir kadınım ben. Benim ruhumu flört canlı tutuyor. Aşka gelince o yoruyor. Aşırı kıskanç bir yapım var. Erkeğime nefes aldırmam. O yüzden flört ederim. Ama sıra aşka gelince kendimi frenlerim. Playboylarla işimin olduğunu sanan cahillerle hiç işim olmaz. Arzu Yanardağ soyadı gibi patladı. Sosyal medyadan kendisine mesaj atan bir erkek hayranına cevap vermeyince karşı taraftan gelen ne yani? Paramız pulumuz yok diye mi cevap yazmıyorsun? İlla seninle konuşabilmek için playboy mu olmak lazım diyen kişiye bakın nasıl da Yanardağ gibi patlayarak cevap verdi Arzu Yanardağ. Kendisine playboy olmadığı için cevap vermemişim. İyi ki de vermemişim. Çünkü o kişi tam bir kıt zekalı. Hayatım boyunca playboylarla hiç işim olmadı. Ama şunu da biliyorum ki playboylarla işim olduğunu sanan kıt zekalılarla hiç işim olmaz. Yeşim Salkım'dan duvar yazısı gibi inciler. Yeşim Salkım, son zamanlarda onu hep öfkeli görüyorduk ekranlarda sosyal medyada. Ama bu kez farklıydı Yeşim Salkım. Sosyal medya hesabından içini dökerken bir hayranının kendisine yazdığı mesajı paylaştı. Ne miydi o mesaj? Ne zaman birine güvenecek gibi olsam, Yeşim Salkım'ın benim hiç yabancı düşmanım olmadı. Hepsiyle kahve içmişliğim var cümlesini anımsayıp derhal kendime geliyorum. Bakışın. Hadi bakalım geriden başlayalım. Geriden. Nasıl mesela Arzu Yanardağ'dan başlayalım. Adam yüz vermeyince Arzu Yanardağ. Hani bizim de yazıyorlar ya yorumlar altımıza. İşte çok yakışıklısın Sakan Bey. Bana da Seda Hanım param olsa cevap verirdiniz bana yazan çok var. Girin bakın Instagram'a. Evet. Seda Akgül. Hani bu beni aslında berbat bir duruma koymak. Şimdi ben bunların tepkine hani bir meslek grubuna sokmak hatta. Şimdi tek tek bunları ciddiye alıp ben. Ya. Aa demek bana bilmem ne paralı dedi bilmem bunu mu yapacağım yani? Kesin haklısın, katılıyorum. Yani bu hani saçma sapan yazan var. Ama bunların yanında genel çok naif, nezaketli, inanılmaz tespitlerde bulunan falan yoğun ve çoğunluk da var. Çok bak kibar yani. İnsanlar. Ha, var, müthiş. Ama dediğin gibi burada mümkün olduğunca nacizane tavsiyemiz muhatap olmayacaksın. Ya acaba şundan olabilir mi yani? Paranı bırak da sen beni tanıyorsun da ben seni hiç görmedim. Acaba ondan hani aşkına karşılık veremiyor olabilir miyiz? Şimdi Seda ne biliyor musun? Orada diyorum ya sana belli bir böyle bir azınlık var.
onlar ya, anladığını da zannederek aslında anlamıyor. Bir, Rafet. Da iyi. Yani ya Rafet efsane. Onu ayrı, onu yıpratmayalım. Aman ha. Ama. Onu fanusa koyun, dursun. O çok değerli o. Rafet'i koy. Yani Rafet. Uğrayalım. He, ya aman abi yani. Rafet müthiş değer. Bak samimi söylüyorum. Aman yani. Maden. Yeşim'e bir şey söyleyeyim. Yeşim, sana yemin sana söz benim en sevdiğim şarkı. Çok güzel şarkı. Şarkı. Bir de abi, bazı şarkılar okuyana da yakışır yani. Hani özdeşleşir gibi mesela. O ona da yakışan. Benim mesela o şarkıyı ben duyduğum an direkt adapte olurum ve Yeşim benim aklıma abi gelir. Şey vardı. Orada ne vardı? Daha çok güzel şeyler vardı ya orada. Berrak Tüzün Ataç var. Ben orada berrağa kızdım. Ha. Ben kendimi 20'lik küsürlü yaşlara kadar beğenmiyordum. Ondan sonra kendimi beğenmeye başladım diyor ya. 40'ımdan sonra da beğenir miyim acaba diyor. Şimdi bu onu daha yaşamadığı için bilemiyor acaba, merak ediyor işte. Bilemiyor ama şimdi bu kadınları yaşlarına, başlarına, rakamlara göre değerlendirmeyi kadın yapmaya başlarsa. Yapıyor insan işte. Bak Ajda'ya, ben Ajda Pekkan'ı özellikle bizlere bir ilham kaynağı olduğu için çok seviyorum. Moraldir, doğru. Moral. Haklısın. Diyorum ki 73 yaşında bir kadın benim yarı yaşımda gözükebiliyorsa, doğru, benim iki katım fitse biz de olabiliriz. Nebahat Çehre. Nebahat Çehre. Yani yeni evlilikler yapan insanlar var o yaşlarda. Mutlu. Hani kendi hemcinsini ve güzelliği yaşa bağlamış ki 16-17 yaşında o zamanlar çok sosyetik olan, şimdi evli barklı, büyük hanım. Oldukça köklü ve zengin tabii bir aile. Volkan arkadaşım, selam olsun Volkan'a. İşte onunla girdi sosyeteye ve ünlendi ve çok, keşfedildi. Çok güzel kızdı ya. Ben o zamanlar yani hep böyle çok alımlı, çok dikkatli. Şeyde o seste ben onu gördüm. Çok uzun boyluymuş çok ya. Çok. 1.80. Vay be. Yani. Senin kadar var değil mi? Var. 1.80 kesin yani, var. Bayağı da uzun boylu. O şekilde girdi sosyeteye yani. O yüzden kendini beğenmiyor. Şey ne kadar esprili bir kızmış ya o. Sütyen şey takmıyorum, seni mi takacağım? Aynur Aydın. Yeni ne kadar esprili. Sonra da işte, ben de insanlar gibi giyiniyorum diye. Zaten taktığını görüyoruz burada. Onunla çıkmış. Yani. Ya işte artık şeye evrildi bu işler. Sosyal medya. Bir dönem hatırlar mısın? Yani sen hatırlarsın. Bizim izleyicilerimiz, bizim yaş grubumuz hatırlar. Bir dönem bu 900'lü hatlar vardı. Bir de para kazanıldığı için orayı aradığında sen, o 900'lü hattı, para kazanıldığı için oralarda çok fitursuz, ahlaksızca iddialar yer alırdı. Mesela arayın Seda Akgül'ün çocuğu kimden diyor. Bak, tövbe bismillahirrahmanirrahim. Bir insanın çocuğu kimden denir mi arkadaşlar? Hani tövbe bismillah, cinayet çıkar değil mi yani? Çıkar. Ve sırf amaç şuydu. Gazetelere ilan verilirdi. İşte arayın şu sanatçının çocuğu kimden? Arayın bu sanatçının çocuğu kimden? Bir şey olur mu ya? Ve insanlar da ne acı bir şey. Arar, çılgın bir arama sayısı yakalardı. Oradan para kazanıyor. Kendini de onu yapan ahlaksız şöyle savunurdu. Ben bir şey demiyorum ki, arayan biliyor. Ben tabii ki Seda Akgül'le Hakan Ural'ın çocuğu Hakan Ural'dan, tabii ki Seda Akgül'den diyorum diyordu. Ama parayı kazanmak önemli için değil, şeyi ama atıyor. Algı yaratıyor. Şimdi rezillik, yani hiç savunulacak hiç bir tarafı yok da. Şimdi bu sosyal medya üzerinden de artık mış 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 da mış 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 işte o ya kim niye yazıyor, hep onu söylüyorum. Şimdi Seda Akgül'den birisi nefret ediyor diyelim. Heh. O kim bilemezsin sen. Belki kocası beğeniyordur. Hayır. Belki eski hasmımdır, belki bir şeydir. Sektörden bilemezsin. Olabilir bilmem. Girer fake bir hesapla 10 tane 15 tane sağa sola magazin medya sitelerine Seda Akgül bugün yayında şunla dalga geçti. Tabii. Buna böyle dedi. Böyle o algıyı yaratıyor. Orada bir anında yayılma oluyor. Sen demediğin bir şeyle ilgili açıklama yapmak durumunda kalıyorsun. O da bu sosyal medya veya işte bunun nedenleri yani. O yüzden mümkün olduğunca da buralara ilgilenmeme çabası içerisinde olmak lazım. İyi yönetirlerse de işte lehlerine haber oluyor. Para kazanıyorsun ya buralardan. Tabii. Şimdi Sıla balayına çıkmış ama sen böyle balayı gördün mü? Arkadaşları da toplayıp gitmişler. Canları mı sıkılacak maliyetli acaba bir yani? Balayı ya. İzleyelim efendim. Roma.
Teşekkürler. Siz nasılsınız? Teşekkürler. Hayırlı olsun diye. Mersi. Çok teşekkürler. Nasıl gidiyor? Balayına gidiyoruz bildiğimiz kadarıyla. Yaptan balayı gidiyor diye arkadaşlarımızla öyle bir tatile gidiyoruz. Neler yaşandı düğünde? Biraz bahsedebilir miyiz? Hani çok güzeldi, çok tatlıydı. Bizim için de bir anda oldu düğün. Nasıl karar verdiniz? Nasıl bir evlenme teklifi oldu? Ondan bir sene soralım. Ay artık onlar çok özel. Çok fazla. Ama çok güzel bir akşamdı. Evlenmemize girmesini sevmiştim. Sabah da çok eğlenceli oldu. Şimdi evleneceğimizi kıydık ondan sonra da. Ailemiz, çok yakın dostlarımız. Güzel yemeğimizi yedik. Abi yavaş arka. Bundan yurt dışı bildiğimiz kadarıyla nereye gidiyoruz? Roma'ya. Roma'ya. Evet. Kısa bir tatil. Kısa bir tatil yapalım dedik. Ondan sonra arkadaşlarımız da geliyor. Hadi bakalım. Siz nasılsınız? Vallahi tatlıyız. Kalabalık balayları moda oldu biliyor musun Hakan? Ben hiç valla anlamıyorum. Yani mesela biz ikimiz de yakın arkadaşlarımızla alıyoruz tamam. Tamam. Akşamları da dörtlü çıkıyoruz. İşte eğleniyoruz, gülüyoruz. İşte grup halinde nasıl gezmeye gidiyorsa öyle gidiyoruz. Birbirinden sıkılıyor mu insanlar bu kadar çabuk? Ne bileyim ben o seviyorlardır herhalde. Çok birbirleri yakındır hani bir şey demiyorum ama şeye mesela aferin. Yeni evlendiler. Havalarında bir an muhabirle karşılaşıyorlar. Hiç kibir yok, hiç tavır yok. Ne güzel cevap vermişler. Makul, mantıklı. Ellerinden geldiğince o çocuğun da işini yapmasına gayret etmişler. Çok sempatik gayet. Çok keyifli bir röportaj olmuş. Uçan kuş bu galiba, helal olsun. Onlara zaten Can enteresan bir adam arkadaş yani. Muhabirleri her yerde bu işi çok derinlemesine bildiğini biliyoruz. İnanılmaz bir şey yani. Haber yapmaya gerek yok. Gir uçan kuşa, her şey var. Var. Yani. Var. Onlara mutluluklar dileyelim tekrar. Uçan kuşa da bu vesileyle bir tebrik daha teşekkür ederim tabii. Böylece. Ve efendim bir kimi konuşalım? Kim? Buraya mı konuşalım peki? İki farklı şey geldi tamam. Bir anda. Demet Özdemir 4000 dolara aşklarını sildirecek. Bu sefer beyninden değil Hakan'cığım. Nereden sildirecek? Bak bunu biliyor muydun sen bu uygulamayı? Ne? O arama motoru var ya. Tamam. Meşhur. Meşhur. Orada senin hakkında çıkan kötü haberleri, asılsız iddiaları veya eski aşklarını sildirebiliyorsun para karşılığı. Ya bunun için yaparsın. Çocuğum görmesin, kötü düşünmesin. İşte bir şey yapmışsındır. İşte bunu herkes bilmesin, bu iş uzamasın falan gibi. Allah'ım dolsun ben hiç hayatım boyunca hep şöyle baktım. Hatalarım oldu çok. Hı. Yanlışlar yaptık. Bunların da bedelini ödedik. Ama niyetim hep iyi oldu. Hiçbir zaman yüz kızartıcı böyle herhangi bir şeyim hamdolsun olmadı. Bana hani kendi adıma sorsam ben hiç o işlere girmem. Ama Turgut diye bir arkadaşım var benim. Bir iş hayatında. Onunla ilgili böyle hasbelkader bir haber yapılmış bir dönem. İş transfer olan bir çocuk. O benden zamanında rica etmişti Hakan bunu sildirebilir miyiz diye. Ben de bu kadar neden takıyorsun dedim. Hakan dedi artık iş yerlerine veya nereye gidiyorsan git senin arkandan o arama motoruna bakıyorlar. Aynen dedi. Öyle. Orada benim gıyabımda çıkan onlarca haber etkili olmuyor da o olumsuz bir tane yazılan haber denk gelince benden vazgeçiliyor, benim kariyerimi etkiliyor dedi. İş dünyasını onu anlayabilirim yani. Çok doğru. Hatta ben sevgili seçerken buna bakanı biliyorum biliyor musun? Aa. Tabii. Şimdi bir adamla para tanışıyor. Var mı İş adı. Aynen. İş para adamıyla mi? Tanışıyor. İşte benim adım kim? Muhsin Demir. He. Tanıştık. Bu adam kim ya hakikaten? Bakayım kaç parası var bunun holdinginde. Kan grubunu merak ediyorum. Kaç çalışan var falan. Hemen arama motoruna yazıyorsun. Adamın eğer çok adı çıkıyorsa. Özel uçakta falan şöyle bir gülerken falan, fotoğrafı varsa. Tamam o zaman makbul. Daha bir sıcak bakıyorsun. Yani canım ondan benim. Sonra da GPT'sini istiyorsun böyle tanıdıklardan. Evet. İşte hayat böyle oldu. Kimse kimseye güvenemiyor. Evet. Ve kimse kimseye güvenemiyor demişken. Yaşam haberlerine geçelim. Hakan'cığım bak neler yiyip içiyormuşuz. Ya da ne yiyip içtiğimizi sanıyormuşuz. İzleyelim. Kâr elde etmek için kıymaya da sakatat eti. Dana eti diye insanlara domuz eti yedirdiler. Çok büyük hainlik.
Tarım Bakanlığı denetimleri arttırdı. Balıktan zeytinyağına, gazlı içecekten çikolataya ve ete kadar birçok üründe sahtecilik yapıldığı ortaya çıktı. Tam 229 firmanın 386 ürününde hile tespit edildi. Neler yok ki içinde? Kâr elde etmek, daha yüksek kâr elde etmek için yapıyorlar. Doğrudur, Türkiye burası. Bakanlığın listesine göre bakkaldan veya kasaptan satın aldığımız pek çok üründe hile tespit edildi. Dana eti diye domuz yedirdiler. Kıyma diye sakatat, taşlık, kanatlı hayvan eti yedirdiler. Sucuk diye domuz yedirdiler. Zeytinyağı diye her türlü ürünün yağını yedirdiler. Kaşar peyniri diye nişasta, yoğurt diye jelatin yedirdiler. Biz anlayamaz mıyız bakarak bunu? Şimdi tüketicilerimiz kesinlikle bakarak bu şekilde anlayamazlar. Dana ile domuzun farkını bilemezler. Et yiyeceğiz. Başka? Tavuk yiyeceğiz, ne yiyeceğiz? Sağlıksız olduğu tespit edilen sucuklarda ise neredeyse kırmızı etten başka her şey çıktı. Her şeyi kullanıyorlar. Sucuklarımızda baş eti, sakatat, hayvanın farklı boyun eti, onun gibi şeyleri kullanmanın yanında domuz da kullanıyorlar. Baharatla marine ediyorlar. Tüketicimizin bunu gözüyle kontrol ederek anlama olasılığı yok. Zehir listesinde en çok zeytinyağı ve bal firmaları yer aldı. Zeytinyağında da genelde bitkisel yağ kullanılıyor. Az miktarda zeytinyağı, gerisi bitkisel yağ. Bu dediğiniz yöntemle kaça mal ediyorlar bunu? Bu şu anda 30 liraysa dediğimiz yöntemle bunu 15 liraya mal ediyor. Müthiş bir kar yani, %100 kar. Tabii ki yani zaten hileden kar yapıp piyasada varlıklarını sürdürüyorlar. En çok hilenin yapıldığı başka bir alan da baharatlar. Neler koymadılar ki içine? Kırmızı biberin içine domates kabuğu bile koydular. Ama fiyatlarından belli oluyor zaten onlar. Ben bildiğim yerlerden, başka yerden almamaya gayret ediyorum. Bildiğimiz noktalardan alışveriş yapacağız. Eğer bir ürün satılırken ucuz ise bunun üzerinde tekrar düşüneceğiz. Tarım Bakanlığı bu firmaların isimlerini ve ürünlerini tek tek açıkladı. Hepsi için cezai işlem uygulandı. Ortalama bir kasapta kıymanın kilosu 50 lira. Şimdi 50 lira ham maddesi olan bir şeyi alıyorsun, fabrikaya sokuyorsun. Bunun içine baharatlar, muamele, o çalışan insanların maaşları, işte amortisman. Sen daha iyi fabrika masraflarını koy. Diyordu ki bir bu gıda sektöründeki dostum benim. Taş dolaştırsam ben o aletlerde gündüz taş. Bana maliyeti 2,5 TL diyordu. Ki sen 50 lira ham madde, 2,5 TL sana onun sadece o aletlerde dönmesi. Bir de üzerine bu dediğim masrafları koy. Nasıl ham maddesi 50 lira olan şeyin kilosu 20 lira olur ya? Fiyat, o hanım da doğru söyledi. Yani bir de hani insanlarımıza buradan bu VTR ile alakalı biz ne tavsiye edebiliriz? Fiyata baksınlar ama sahtecilik yani. 100 bin yıldır var. Hatır, kıyafetin yok mu? Tabii. Arabanın yok her mu? Şey. Change diyorlar hani. Alıp öyle sanıyorsun. Değişti. Efendime söyleyeyim ne? Evin çürük yapmış adam işte. Hani bilmem ne, yalandan dış cepheyi yapmış. O var yani. İşte mümkün olduğunca o fiyattan, miyattan ucuz etin yahnisi bir şey. Öyle bir laf var değil mi? Ucuz etin yahnisi yenmez. Öyle bir şey diyorlar yani. Yani özellikle bu. Ya çingene pembesi fosforlu salam olur mu? Tabii yalandan biz... onu bu da, kaliteli olduğu için öyle der o. Değil mi? Yani fosforlu ya salam, ne yapacağız biz bununla yani? Yani işte onları, en hanımefendinin söylediği %100 doğru, fiyattan sağlama yapmak lazım. Değil mi? Yani. Ve güvendiğin yerden. Yani. Artık yani kimseye de güvenemiyoruz ama. Ve şimdi efendim Adnan Oktar haberi. Sarsıntılar devam ediyor. Ben kedicik demek istemiyorum. Bu kadın cinsini aşağılamak gibi oluyor. Adnan Oktar bitti. Bence kedicik lafı da bitsin. Ne öyle? Bitsin de onu zaten insanlar çıkartmadı ki benim bildiğim. Kendi pisi pisilerim, kedilerim falan. Kendisinden çıkan bir şeyden böyle. Yani onu sanki insanlar kendi kendilerine bakıp böyle demiş gibi algılanmasın. Tabii o. Tabii. Ama yani. 430 sene yediği için kendisi yaptığı suçlardan toplam. Bari bu kadınlara yarattığı çirkin algı da bitsin. Mesela ben o lafı demeyeyim şimdi. Adnan Oktar'ın eski müritlerinden şu anda ev hapsinde bulunan hanımlardan biri konuştu efendim. Kanal D'ye böyle teşekkür ediyoruz, izliyoruz. Buradan
sonra sinyal biraz az gidiyor. Evden kesinlikle çıkamıyoruz. Her adımın hesabı yapılıyor. Dışarı çıkamıyor. Hatta çöpleri bile atamıyorlar. Şu bölgede biraz sinyal az çekiyor oraya geçtiğimizde. Arıyorlar. Ankara'dan denetim memurları arıyor. Adnan Oktar grubunun kraliçe kedeciği Serap Akıncıoğlu gruptaki tek başörtülü kedici. O da ev hapsinde. Mahkeme başkanımız bize bunu uygun gördü. Çok büyük saygıyla karşılıyoruz. Biz bize ne denirse onu yaparız. Hukuka saygılıyız. Elektronik kelepçe takanların villanın havuzuna, bahçesine çıkması kesinlikle yasak. Salonun bitişindeki kış bahçesi de hassas olan noktalar arasında. İşte bu alandan hemen sonra sinyalin gücü de azalmaya başlıyor. Salondan koridora geldik. Burası dış kapımız. Villanın giriş kısmı burası. Giriş kapısı. Buraya kadar bir sıkıntı yok değil mi? Evet. Buraya kadar bir sıkıntı yok. Burada dostlarımızı, ailelerimizi karşılayıp hemen eve alıyoruz. Villanın içerisinde öyle sınırsız bir özgürlük yok. İşte buna bir örnek. Alt kata inen merdivenin başında çiçekli bir bariyer var. Yani elektronik kelepçeyle buraya gelindiğinde, buradan aşağı inildiğinde o elektronik kelepçe anında sinyal veriyor. Sınır çizgisi aşağıda sinyal almıyor. Onun için evimizin alt katını kullanmıyoruz. Kediciklerin birçoğu ailelerinin yanında değil, gruba ait lüks evlerde. Biz bu sınırın dışına çıkamadığımız için çöpler buraya atılıyor. Sağ olsun bahçıvanımız geliyor. Birçok ihtiyacımızı ailelerimiz bize ziyarete geldiğinde onlar getiriyorlar. Suçu ve suçluyu övmek bir başka suç. Kediciklerin hesaplarında bunun çok örneği görüntüler var. Serap Akıncıoğlu'ysa o paylaşımlar benim değil diyerek kendini savundu. Benim adıma, arkadaşlarımın adına hesaplar açılıyor ve bizim eski hesaplarımız art niyetli kişiler tarafından ele geçiriliyor ve bize ait olmayan, uygun olmayan paylaşımlarda bulunuyorlar. Adnan Oktar davasında bugün yeni görüşme görülecek. Tutuklu sanıklar hakim karşısına çıkacak. Sağ ayağınızda elektronik kelepçe var. Evet. Siz gidebilecek misiniz bu şekilde duruşmaya? İnşallah mahkeme başkanımızın izin vereceğini düşünüyoruz. Şimdi belki yeni paylaşımlar yapılıyorsa eski arşivlerden bulup yapılıyor. Yalandan da... hani gülmeyeyim diye içeri bir yok, müzik izlerken gibi. Güldüm yani. Adnan Oktar'ın danslarına güldüm yani. Serap'ı sen hatırladın mı? Hatırlamadım. Açıkmadı saçı daha önce. Serap çok hoş, sarışın, çok güzel bir kızı. Biblo gibi yine hoş. Hatırlasan onu 20 sene önce Ufuk Bulsa falan inanılmazdır o. Sonra hepsini aldı. Kendi zevkine göre. Tabii Adnan canım, Oktar. Sen, hepsi de Kim Kardashian yaptı yani. Onunla ilgili hatta bir dönem bir kaset çıktı. Yine bir kız yurt dışına yerleşen dedi ki ben refüze ettiğim için herkesi bana benzetti. Çünkü bende ilgisi çok yoğundu, büyüktü diye. Meşhur bir kız o da. Adı şimdi aklıma gelmiyor. Ben bu kelepçe işini çözemedim. Bunu rot balans mı yapıyor aynen, yapan? Aynen, ötüyor. Vay be. Mesela benim bizim hani orada... Biraz açtırsan onu ona göre alacaksın. Alan var. Hayır yani var da onu ayarlasa ona hani biraz... Değil kedisine mi? Takan var. He? Kedisine takan var. Hareket, hem hareket halinde olsun hem evin içinde olsun deyip kediye taktığın zaman yemeği. Hakim der 5. dakikada oğlum bu ne oluyor, ihlal var der ya. Kediyi nasıl zaptırapta alacak? Var bunu yapanlar Allah var Allah. Biliyorum. Mesela alt kata niye inmiyor? Mesela alt kata inmek için anlaşma yapanlar da var. Bir kebabımı yiyeyim diyor mesela alt katı kebapçı. Ha, onu hangi kriterde mesela evim büyük diye. Ha. Yani kabahat mi bu? Ha, ev hapsi ya. Ha. Şimdi ev hapsi 1+1 de olabilir. Onu da salon da olabilir. Şimdi zaten havuzlu villa bu da yani. Orada neye göre belirliyor? Evin büyük, bir dakika aşağı inemezsin, yukarı çıkamazsın mı diye. Benim canım çekti. Ben o evin her yerinde dolaşacaksam eğer spa gibi bir ev zaten. Havuz orada, bak, jacuzzi orada, bilmem ne burada. Yani, 20 yıl önceki hali. Tabii ya. Çok şimdi güzel daha iyi galiba. Filmde falan da oynadı o kız ya. Filmlerde falan oynuyordu. Sonra kapanmış ve tek kapalı. Şeyi o kelepçe işi kim neye göre ayarlıyor? Merak ettim vallahi bile. Yani bu evde kapalı kalmak da çok acı gözükmüyor şu anda. Mesela neye göre belirlediler acaba oraya? Bilir kişi mi geliyor? Geliyor. Bana göre bu geliyor. Kadar da geçsin mi diyor. Evet. Çok enteresan bir şey. He? Mesela benim yine birinci ağızdan şahit olduğum bu anlatan kişi pencereye gidince ötüyormuş. O ötünce polis arıyor. Yani pencereye kadar yapmışlar. İşte kim, ben onu anladım ha, değil mi işte? Ama kim yapıyor? O sınırı diyorum kim işte? Belirliyor neye göre? Yani adam pencereden bakmasın. Baba işte. Bu kadar gelsin falan böyle bir şey olabilir mi? Bazen hayvanların alanları vardır. Mesela kanatlı kuşlara daha geniş, yüksek veriyorlar şeyi. Değil mi? Alanları. İşte yırtıcı hayvanlar 2-3 ağaç
timsaha su koyuyorlar, o suda takılıyor mu falan filan. Hani burada insan söz konusu olunca onu hangi kritere göre belirliyorsun? Veriliyor. Ya da senin kriterin varsa aranı iyiyse o iyice genişliyor. O işleri bilmiyorum ben. Neyse. Grip salgını Hakan'cığım. Çok çektik biz bu ben sene. Ben bugün story'e attım vallahi, anlatacağım. BTR'si vardır herhalde. Var, bir izleyelim. Garip, adını duymadığımız virüsler efendim. Maalesef hepimiz ayrıca kaptık. Ben de şu an gripim. Benim torun da hasta, kız da hasta. Grip nedeniyle hastanelere başvuru yapan ve hasta yatan kişi sayısında inanılmaz artış var. Ben anaokul öğretmeniyim. Gün içerisinde de çocuklarda da bunu yaşıyoruz. Bir de fark edilmeyen bir ateşle ilerliyor. Birinci sırada insan virüsü dediğimiz H3N2'yi görüyoruz. Ondan sonra influenza B'yi görüyoruz. Beylikdüzü'nde iki çocuğun H1N1 virüsüyle öldüğü iddia edildi. Sağlık Bakanlığı konuyla ilgili inceleme başlattı. Hastaneler hınca hınç dolu, çocuğu hasta olan aileler soluğu doktorda alıyor ve doğru olanı yapıyor. Çünkü risk grubunda olanlar çocuklar ve yaşlılar. Yani bu risk gruplarının grip deyip geçmemesi gerekiyor. Yaşlı olanlar, küçük bebekler, hamileler, kronik hastalığı olanlar grip sezonu içinde. Öksürük, yüksek ateş, solunum sıkıntısı olduğunda hemen kontrol altına alınabilir ve ölüm, komplikasyonlar engellenebilir. Peki hastalığa yakalanmamak için ne yapmalıyız? İyi beslenmeyle başlar. Bol su tüketmek çok önemli. Uykuya dikkat etmek, egzersiz yapmak ve açık havada bulunmak. Okullarımız kalabalık, hastanelerimiz kapalı kalabalık, sokaklarımız her yer kalabalık. Hastalığa yakalanan kişilerin de başkalarına bulaştırmamak için duyarlı olması gerekiyor. Çok şey hasta yani bizim sınıfta. O yüzden hoca bizi bazen yan yana oturtmuyor. Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise vaka sayılarında olağanüstü bir artış olmadığı ve ilaç sayısının yeterli olduğu belirtildi. Evet, artık grip öldürüyor. Eskiden 7 gün yatar iyileşirdik. Bir kere çok ciddi bir artış olduğunu ben söyleyeyim. Yani böyle hani artış yok martış yok. Hasta olmayan etrafımda bir tane insan yok. Bir de enteresan bir mutasyona uğramış bu. Kar yağmadığı için falan diyorlar. Uzmanları dinliyorum 2 gündür. Şimdi mesela benim hiç grip halim var mı? Yok. Hiç değil mi? Aslan gibiyim evet. Yani. Arkadaş geceleri en az aralıklarla 10 dakika, 9 dakika müthiş bir öksürük krizi. Şuramı birisi minicik bir tüyle böyle gıdıklıyor gibi. He. Sadece gece ama. Faranjit olabilir o işte. He? Faranjit. Ne işte? Ne oldu? O mesela grip değil de başka bir virüs bu. Burayı gıcıklayan, gıdıklayan evet. Şey. Evet. Birisi böyle gıdıklıyor gibi. Kimle de konuşsam, benim kızla şimdi ufak bir ateşlendi. Mesela biz ne yapıyoruz çocuk olduğu zaman? Asla minicik şüphe varsa yollamıyoruz okula. Evet. Sakın yollamayın. Hem çocuğunuza günah daha ağırlaşır, size onun dönüşümü maddi manevi daha ağır olur, sizi üzer, yıpratır, daha çok para harcamak durumunda kalırsınız. Hem de yolladığınızda grip bir çocuğu okula, diğerlerine bulaştırıyor. Aynen öyle. Servis dahil. Şimdi ben mesela kıza soruyorum. Kızım dedim, ne oldu bir anda böyle ateş falan? Dedim okulda hasta var mı? Baba dedi herkes öksürüyor. Evet. Dedim servis servisse öyle şey olur mu? İşte çocukların zaten o sınıfları problem oluyor hep. AVM'ler. AVM'ler. Havalandırmanın iyi olmuyor. Mikrop yuvası. Tabii. O elini uzmanlar söylüyor. Yürüyen merdivenlerde elimizi koyduğumuz o yer. Yürüyor. O havalandırması ıvırı zıvırı. Benim nacizane tavsiyem ne olabilir? Artık grip olmayan insanımız yoktur. Yani dünyanın en eski virüsüdür o yani. Çok iyi tanışıyoruz onun akraba gibiyiz yani. Bir zencefil limonunu hep yapın. Evet. Hani faydalı anlamda. Bol su için tamam. Çorba of, falan. Bir de hani terleyip gece üstünü değişmek. Klasiktir eskilerimizin söylediği. Onun dışında zaten doktorlar gittiğinizde size ilaç milaç onu verir. Onu ben veremem yani. Şimdi sen kelepçeyi merak etmiştin evet, ya. Evet, çok merak ettim. Onunla ilgili de bir haberimiz var, kelepçe sistemiyle ilgili. Tamam, süper. Hadi detayları biz çözemedik. Buyurun efendim, haberimizi izleyelim. Kelepçeyi ayak bileğine takıyoruz. Bu cihazı da kendisine veriyoruz. Bizim yaklaşma dediğimiz yerlere yaklaşırsa sistem anlık olarak bize uyarı veriyor. Şu an mağdura yaklaştınız. Oradan ivedi bir şekilde uzaklaşmanız gerekiyor. Bu beyaz cihaz üzerinden hemen mağduru arayıp kendisini güvenli bölgeye alması gerektiğini söylüyoruz. Şüpheli nereye giderse gitsin, işte bu cihazlar sayesinde adım adım izleniyor. Mağdura yaklaşmasına izin verilmiyor. Sistemimize uyarı düşüyor. Türkiye'de yüzlerce kadının hayatını kurtaran elektronik izleme Ankara'daki işte bu merkezden yönetiliyor.
Evet, ne için oradaydınız? Tamam, bir an önce uzaklaşmanız gerekiyor. Gerçekten mağdura zarar verme niyetinde olduğunu anlarsak hemen kolluğu harekete geçiriyoruz. Elektronik kelepçe takılan şüphelinin bu cihazı yanında taşıması şart. Cep telefonu olan bu aletten bir tane de kadına veriliyor. Mağdurun kendisine, evine ya da iş yerine yaklaşması yasak olan kişi bu kuralı ihlal ederse geri dönmesi için önce uyarılıyor. Eğer şüpheli uyarılara rağmen o bölgeden uzaklaşmazsa bu kez polis giriyor devreye. Mağdurla şüpheli arasındaki etkileşim elektronik izleme merkezlerindeki işte bu ekranda 7/24 takip ediliyor. Eğer şüpheli mağdura yaklaşmaya çalışırsa işte o zaman hemen harekete geçiliyor. Mavi olarak görünen yerde fail bulunuyor. Fail mağdura bu kırmızı alana geldiği anda biz müdahale ediyoruz. Benzeri bir cihaz yıllardır ev hapsi uygulanan kişilerde de kullanılıyor. İşte Adnan Oktar'ın kedicikleri. Elektronik kelepçeler de yeni takıldı. Buradan itibaren açmıyoruz ama gayet de memnunuz. Bir süre önce cezaevinden ev hapsi şartıyla tahliye olan kediciklerin evine geçtiğimiz günlerde Kanal D'ye haber girmiş ve kedicikleri ev hapsinde görüntülemişti. Konutun ölçümünü yaptılar, buraya bir cihaz yerleştirdiler. Konuttan dışarı adım atmamamız gerekiyor. Evet, işte halen alt katı çözemedik ha. Yalnız iyi maliyet ha. Acaba bu şeyleri hangi ülkeden alıyorlar? Cihazları. Bak şimdi o şeye para veriyorsun. Bunun pili mili var, aparatı var. Bilgisayara bunu uyarlıyorsun. Onun izlemekisi için eleman tutuyorsun. Elemana maaş veriyorsun. Ciddi bir şey bu. Yatırım yani. Yatırım maliyeti ciddi bunun. Elemanla beraber. Acaba özel şeye mi ihale ediyorlar bunu? Belki de bu yaygınlaşırsa hele ki öyle gözüküyor. Özellikle tabii kadına şiddete çok yaygınlaşacak. Tabii artık tamamlanmış bu, bitti. İhale yalan yaşadı. Evet. Bence yani öyle özelleştirilecek halkı. Şey ama yani halkı. Bu bayağı bir kullanılıyor artık demek ki yani. Yani bu özellikle kadına şiddet, hani ilk iki tane iki cins var ya, biri ev hapsi, diğeri de hani uzaklaştırmak için olan, onun kadında da olması çok güzel bir şey. Mesela bunu ilk ne kurnazlığını bulup ihlal edecekler, çok merak ediyorum. Çıkarabilirse kendinden bu kelepçeyi. Bizim insanımız %100 bulacak da ne olacağını ben diyorum. Hani zeytinyağı, neyi bulacağı, ovalayıp şöyle sabah beni yüzükler gibi hatırladım. Çıkarabilirler belki diye düşünüyorum. Şimdi burada bir vücut dili analizi yapalım mı? Tabii. Sağda hoş çocuk Donald Trump. Solda eşi Melanie. Melanie Trump yine yaptı. Canlı yayında izlediler. Donald Trump ve eşi Melania arasındaki garip beden dili canlı yayına yansıyınca yine alay konusu oldu. Hani bir kere böyle bir elini ittirmişti ya. Bir iki defa değil daha o. Yeni başkanken. O bir defa değil. Şimdi ben burada şuna kızdım alalım dedim yani. Şimdi biz buna güldük de yani. Hani şaka derler ya yani. Şimdi Trump ne bir şahsına münasır bir adam biliyoruz ama nihayetinde Amerikan başkanı, Amerikan tarihinin de en başarılı başkanı olduğu döner ve verilerle belli. İşsizliği adam sıfıra indirmiş, ekonomiyi uçurmuş yani. Biz gülüyoruz da o da bize gülüyor. Bu arada hani ona biz her şeye gülüyoruz, ne olacak yani, ama bir de böyle bir gerçek var. Neyse, şimdi onun bu hanımlarla ilgili polemiklerinden veya söylediklerinden iddia edilen hızlılığından kaynaklı Amerikan başkanı seçildiğinde biz çokça defa ilk yıl başta olmak üzere elini iterken, surat yaparken, yanına gelmezken, itişirken gördük tamam falan. Ama yeter kardeşim, bu kadar adam Amerika Birleşik Devletleri başkanı, dünyayı zıplatıyor her türlü. Oraya, bu kadar da değil ya. Boşayacaksan boşa. Ha yani bu kadar da yani, devamlı bir surat, devamlı bir ya. Bu nedir ya? Hayır şimdi evde yap ya. Allah Allah ya. Kameranın önünde ya. Bu kadar da artık ya. Ha ben sinir oldum Türkiye'den yani. Boşanacağım böyle. Onları gidip. Bir şey. Allah Allah. Benim de ezgiyle problemim oluyor. Sıkılıyoruz. Etrafını çıktığımız zaman çaktırmayız ki biz onu. Tabii. Sen anlamazsın bile yani. Misafir geliyor uygar falan. Biz ona böyle yapıyoruz. Ne haber uygarından falan filan. Yani varsa bir sıkıntımız. Onlar gittikten. Bu alenen adamı her yerde surat bir karış binden. Bu ne ya? Olacak işte. Adamı devamlı itiyorsun, kakıyorsun ya. Bir de adam seni yaşatmış hani. Yaşatmış mı? Yani. Amerika'da yaşatmış. Herhalde 280 milyon mu 300 milyon mu neyse desen ki sen, zaten dünya en büyük kadınlara senin hayalin ne olabilir olmaz dediğin hayal et işte, nasılsa bedava desen. Ya ben bir first lady hani falan filan dese. Yani. Bu arada da orayı planlayan binlerce, yüz binlerce o Afro Amerikan denen senatörleri hedefleyen, o doğrultuda eğitim almış, çok aristokrat ailelerin
kızları var. Tabii. Onlar bunu planlayarak onlarca yıl Beyaz Saray'a bir gün bir senatörden mütevellit şey olabilir miyim diyor. Hani first lady olabilir miyim diyor. Ben hala. Kız tamam bir şey de demiyoruz hani nerede nereliydi o? Hırvat mıydı? Nereydi? Sırp mıydı? Slav galiba. Ne Slav? Mankenliğe gelirken Trump işte hızlılığı işe yaradı. Seni seçti. Evet. Beyaz Saray'a girdin. First lady oldun. Hani ya bir şey de demiyorum adamla da sorun da yaşıyor ama bu kadar adamı itip kalkma kardeşim. Serdar Ortaç. Devamlı itiyor adamı ya. Serdar Ortaç yani. Bile diyor ki deli. Ama işte görüyorsunuz efendim. Bu kadar efendim. Adamı first, devamlı itiyor. De first, devamlı first lady'lik kakıyor kardeşim ya. Görev onlarda biliyorsun yani görevleri var hani bizdeki gibi değil bizde ne kadar var bilmiyorum gribim ama. De mribim de sinirleniyorsa çıkma kardeşim yani. Şimdi Recep Aktuğ'u kaybettik başımız sağ olsun. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Fakat daha da üzücü olan bir tek o meşhur Aşk-ı Memnu setinden yıllarca süren Kıvanç Tatlıtuğ oradaydı. Yani bravo Kıvanç diyorum vefalı Kıvanç diyorum niye diğerleri yoktu bilmiyorum. Ya Seda artık hani şu maalesef. Dedim yani maneviyat anlamında her tanınmış sanatçı arkadaşımızın cenazelerinde bir serzeniş olur neredesiniz diye. İstisnasız olur yani. Yani bu bugün olan bir şey değil. O yüzden bu gerçekleri bileceğiz, yüzleşeceğiz. Doğru mu değil, yanlış tamam ama insanlar da bundan farklı yaşamıyor bu arada. Doğru. Kadir Şinazlık böyle bir şeylik bağlarımız zedelendi. Bu böyle dünden bugüne hemen tamir olmaz. Önce bu gerçekle yüzleşeceksin. Sonra tespitte bulunduktan sonra bunun tedavisi için ne yapmamız lazım diyeceksin toplum olarak. Oradan sonra düğmeye basarsan, samimi olarak da tedavi için uğraşırsan 15 yıl sonra falan tekrar en azından bir nebze düzelirsin. O yüzden bu haberleri üzerinden tek vah vah sanki şaşırmak gibi yapmayayım ya. Aynen öyle. Bu işte herkes yalnız kardeşim. Zaten yalnız ölüyoruz da işte bari. O ayrı. Yani maalesef. Allah rahmet eylesin. Ve böylelikle reklama gidelim efendim.